Merhaba. Sokaktaki adam sokaklarda ve artık yayınlarımın, videolarımın başlığını değiştiriyorum. Şule Aydın Tımarhane'de bu hafta diye içerik üretiyor. Bu hafta başlığıyla içerik üretiyor. Ben de bundan sonra Tımarhane'de bugün röportajları yapmaya başlıyorum. Dünkü yaptığım videoda o başlığı atmıştım. Tımarhane'de bugün. Düşündüm de hakikaten bizim yaptığımız her röportaj sanki tımarhanedeymiş gibi geçiyor. O zaman başlığı da değiştiriyorum. Daha doğrusu değiştirmiyorum derken ara başlık açıyorum. Bundan sonra videolarımız tımarhanede bugünü anlatıyor. Bakalım tımarhanede bugün neler var, kimler var? Neyi soracağım biliyor musunuz? Dolar çok şükür elhamdülillah 32 lirayı gördü. Euro yükseliyor, sterlin yükseliyor. Peki ne oluyor? Bizler hepimiz biraz daha fakirleşiyoruz. Bakalım tımarhanede bugün kimler denk gelecek? Abicim merhaba, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sizler? İyiyim ben. Dolar 32 lirayı gördü, sonra evet, tekrar bir ara düştü. Yani biliyorsun döviz yükseldikçe bizim milli paramız eriyor ve biz biraz daha fakirleşiyoruz. Evet. Ne dersin? Yani diyecek hiçbir şey bilmiyorum, yani söyleyemiyorum. Öyle bir haldeyiz ki, yani öyle bir yükselişe geçti ki sonra bir daha indi, yukarı çıkıyor. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Öyle bir konuma geldi yani durum. Cebinde para var değil mi, Türk lirası? Var. İşte o Türk lirası sadece dolar, sterlin ya da euro karşısında değil, bütün yabancı paralar karşısında değer kaybediyor. Evet. Bak, bütün evet, yabancı. Evet evet. O yüzden öyle, ülke tımarhaneye döndü. Aynen öyle. O yüzden ben de röportajların adını tımarhanede bugün diye değiştirdim. Nedir evet, durum tımarhanede bugün? Yani evet, ne bileyim, hani söyleyecek hiçbir şey söz bulamıyorum. Yani akıl sağlığımızı koruyabiliyor muyuz, onu soruyorum. Yani ben işte biraz zor. Ne yani ileriz. Şu anda daha yeni emekli oldum. Emekliliğin de zorluğunu çekiyorum biliyor musun? Ha. O kadar. Keşke ne kadar bağlandı? Yani biraz daha şey, yani daha yeni olduğumuz için. Kulağıma söyle ya, kimse duymayacak. 20. 20 bin lira. Yani kimseye söyleme. Bence de. Valla gözü yani kalır. Evet. Gözü kalır. Yani 20 bin lira. Yani 10 bin lira alan var biliyorsun. Evin kendini mi? Tabii tabii. Kiradayız. Oo, ne kadar kira? Yani o da 12 lira falan. 12 lira kira. Şimdi bir dakika. Ha. 12 lira kira 20 lira alıyor arkadaşlar. Kulağıma söyledi ama zaten duydunuz. Evet. Geriye kaldı 8 bin. Yani evet. Çalışacaksın muhtemelen tekrar. Muhtemelen tabii, yani şimdi biz de doktora geldik burada. Bir de doktor özel hastane. Yani evet, bir şey pozisyonumuz çıktı. Değerlendirelim diye bir test yaptırmamız gerekiyordu. Yüklü bir mevla çıkınca yaptıramadık. Biz de döndük yani. Testi yaptıramadın. Yaptım. Özel hastaneye gittin. Devlete gidemedin mi? Randevu alamadın mı? Yani gidemedim çünkü kalabalık, çok uzun bir zamanlara veriyorlar. Neyi veriyorlar? Yani sıraları falan böyle. Randevu. Tabii. Aa, yani öyle bir şeyler. Koskoca otel konforunda. Ben şu anda bu arada burada değil. Şeyde oturuyorum. İkametim Gemlik tarafında. Tamam, Gemlik'te Bursa'ya canım ya, evet, Türkiye sonuçta yani. Ya öyle de. Şimdi şehir hastanesi var biliyorsun. Evet. Otel konforunda, alışveriş merkezi konforunda. Yani evet. Şükretmek lazım, nankör olmayalım. Yok, tamam, ona şükrediyoruz ama yani şimdi bizim acil gelmemiz gerekirken anladım, orası anladım, ileri tarihe verdiği için anlatabiliyorum. Bizim bir an önce dedik hani gelelim. Peki, çoluk çocuğum var. Var. Umudum var mı onlara yönelik özellikle? Yani Allah'tan onları zamanda evlendirmişiz de. Zamanında ya, bir şeyler. Evlendireceksin ya, kaç yaştasın abiciğim? 52. 52 yaşta evet, yani evlendirdiğin çocuğum var. Evet, evet. Abi 52 yaşta çocuk evlendirmiş ya. Aynen öyle. Yani bu da 2 sene önce oldu. Ha. Yani tam böyle şeyler başlamadan önce, hani krizin ortamı başlamadan önce tam o zaman da oraya sıkıştırmışız. Belediye seçimleri geliyor, özellikle büyükşehir için soracağım. Gemlik'te bilmiyorum kime vereceksin, aday kim onları da bilmiyorum açıkçası. Kararını verdi mi? İşte AK Parti'nin adayı Ali Nur Aktaş mevcut başkan. Diğer taraftan Nilüfer Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Bozbey. İşte diğer adaylar var. Ha. AK Parti'nin eski il başkanı. Neydi? Selçuk Türkoğlu değil, Sedat Yalçın. Bursa'dan bilmiyorum ama Gemlik'tekilerini içi içi. Bursa'da kime vereceksin belli mi? Bursa'da bilmiyorum. Yani bilmiyorum, ben Gemlik'ten. Nilüfer Belediyesi var biliyorsun. Ben Gemlik'ten vereceğim için oyu. Ama Büyükşehir'e de oy kullanacaksın. Ha öyle mi? Tabii tabii. Yani onda şu anda. Önce AK Parti'ye oy verdin mi? Yani verdik. Hı. Kim vermedi ki? Herkes verdi. Ya vermeyen de var da. Yani peki, evet, devam edecek misin vermeye yoksa? Yani o şu anda. Kararsız. Kararsızım yani eminim. Daha karar vermek için daha ne olsun ya? Yani evet. Çok kararsızım. Ya emin ol, çok acayip şekilde kararsızım ama bakalım ne olacak son durumumuz. Peki, hayırlısı olsun. Teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ama ederim. Ama karar ver artık yani. Yani evet, çok o az kaldı. O kadar çok şey yaşanıyor. Yani. Ama şimdi şu olayları gördükten sonra da yaşadığım bir takım bu hastalık, o bu falan biraz daha düşünmem lazım ama gene de ne bileyim bir şeyler yapmamız lazım yani. Teşekkür ederim. Dikkat et. Geçmiş olsun abi. Tamam, sağ ol. Tamam. Ablacığım sorayım mı sana? Ne soracağım? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Yoruldum çok, yürüyorum çarşıda. Kimseye söyleme, dolar 32 lirayı gördü abla bugün. Milli paramız ama fakir, eridi ama biraz daha. Ama ben dolarlayı uğraşmıyorum. Ya bak güzel ablacığım, bak şu tuttuğum bayrak var ya, şu bayrağın ham maddesi bile dolarla geliyor.
Doğrudur. Yani uğraşmıyorum diyorsun ya. Anlamadım, bak şu çanta, şu üzerindeki her şey dolarla. Ve doların yükselmesi demek, dövizin yükselmesi demek fakirleşiyoruz anlamına geliyor. Zaten fakirleştik. Niye? Kim sorumlusu ablacığım? Bilemem. He? Vatandaş olamaz. Biz değil. Kim peki? Yorum yok. Hangi parti bu? AK. AK Parti? Evet. Sence yani kötülemiyoruz ama eleştiriyoruz değil mi? Seçmen olarak eleştirme hakkımız var. Kabahat olabilir mi? Eksikliği olabilir mi? Yok. Değil. Yok mu? Değil. Sağ ol. Yok, değil. Değil mi? Yok mu? Peki kimin ablacığım o zaman ya? Bilemem. Milli paramız eğremesi kim sorumlu? Yorum yok. Dış güçler. Olabilir mi? Bilemem. Ben anlamıyorum pek ben, siyaseti. Ben, sen, kim? Yok. Ya bu siyaset falan değil ablacığım. Bu senin vatandaşlık olarak doğal hakkını eleştirmek. Her seçmen oy verdiği siyasetçiyi eleştirme hakkını da elde eder. Der ki ben sana oy ver kardeşim, bu ülkeyi doğru yöneteceksin diye hesap sorman gerekiyor ablacığım. Ya tabii öyle ki özgürüz. Hı? Ama Emekli misin, çalışıyor musun? Emekliyim. Emekli ne kadar alıyorsun? 7500. 7500 lira alıyorsun. Ya nasıl geçiniyorsun? Eşin? Yok. Eşin yok derken rahmetli mi oldu, ayrıldın mı? Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Hı. Şu anda senin eşinden aldığın 7,5 lirayı alıyorsun. Başka gelirim var mı? Ayakta durmaya çalışıyorum. Ve şu yaşanan durumun sorumlusunun kim olduğunu bilmiyorsun. Ya yorum yapmak istemiyorum. Dilim varmıyor diyorsun. Dilim varmıyor. Yorum yapmak istemiyorum. Dilim, söyle dilim varmıyor. İnşallah düzelir. İnşallah var düzelir. Var mı umudun peki? İnşallah. İnşallah demek de düzeliyor mu? İnşallah düzelecek. Duacıyız. Allah büyük. Allah, ya Allah büyük canım. Ondan yo, kuşkumuz diye, yok da. İnşallah düzelecek. Ya bir dakika dur be. Dur ya. Sen de her röportaja giriyorsun. Yok. Abim, yapma. Allah Allah kolaylık versin ablacığım sana. Amin. Evin kendinin mi? Hayır. O da kira. Evet. Vallahi nasıl geçiniyorsun ablacığım ya? Allah kapı açıyor. Çocukların çalışıyor mu? Kızım var sadece çalışan. Evet. Destek oluyor tabii ona. Evet. Evli mi, bekar mı kızım? Bekar. Heh, yani birlikte geçiniyor biliyorsunuz ama yani evin kira, bilmiyorum ne kadar kira veriyorsun. 4000. 4000 lira kira veriyorsun. Yalnız yaşasan geriye kaldı 3000 lira. Bitmiyor. bozdur harca. Ama şükret sen. Şükür ediyorum nankör, zaten. Nankör olmamak olmuyorum. Lazım. Olmuyorum. Onu bulduğuma şükür ediyorum zaten. Teşekkür ederim abi. Onu bulamayan Allah kolaylık versin ama bence sorgula. Soralım mı abicim sana? Yok abi, ben başım belaya gider. Başım. Niye bu? Bir dakika Allah aşkına. Hayır, bir dakika. Hayır. Bir şey soracağım sana. Başım belaya niye girdi? Bak ablam AK Parti'yi konuştu. Ben bir kere öyle bir şey olsa bizim başımız belaya girer. Yani, ya anlıyorum değil da mi? Yani. Aynen. Herkes belirtebilir. Tabii aynen. Düşüncelerinizi söyleyebiliriz. Ya düşünce olarak sıkıntılıyız. Yani. Ya anladım da dolar 32 lirayı gördü bugün abicim. Dolar 32'yi gördü, daha da görecek zaten. Bununla kalmayacak. Millet akıl sağlığını kaybedecek, tımarhaneye döndü. Valla millet zombi gibi olmuş artık. Ölmüşler de gömeni yok. Yani ben anlamıyorum. Çözemiyorum yani. Gerçekten çözemiyorum. İyi gaz veriyor yalnız. Yani yurt dışından profesörü getirsen. Hani diyorlar ya açız, yetmiyor, mahvolduk, yandık, bittik. Kime vereceksin? Tabii ki oraya vereceğim. Hani bir profesör gelse kafayı sıyırır yani. Ablam az önce 7,5 lira emekli maaşı alıyormuş rahmetli eşinden. Ama toz konduramadı sayın dünya liderine. Diyorum ki bu ekonomik sorumlu kim diyorum. Bilmiyorum, dili varmıyor eleştirmeye. Vallahi ama eleştireceğiz değil mi? Oy verdik. Ben kesinlikle ona da oy verdim. Vermedim diye. Verdim. Normal verebilirsin. Abi. Verdim. Gösterdiklerine de verdim. Ya tabii ki gidişattan pişmanız. Çünkü yok yani kötü. Durumlar çok. Çok şükür benim iş yerim var. Ben kendim bir durum iyi ama insanlara üzülüyorum. İşte az önceki abla ya. Gerçekten üzülüyorum. Geçinmeye çalışıyormuş. Gerçi kızı çalışıyormuş ama ne kadar katkı sağlıyor. Akşam pazarda bakıyorum, insanlar bekliyorlar köşede çöpleri toplamak için. Evet, evet. Ya günah, bunlar yakışmıyor. Hoş değil yani gerçekten. Yukarıda yaşadığımız şeyi bir kebap yiyelim dedik. 400-450 lira, 2 kişi 900 lira onlar, yemedik. Hadi tamam, onlar normal. Yemedik yani. Yani tadı şeyde yani kaldı bu, değil mi? Ya yazık, yazık bunu. Ya vallahi. Bir tabak bir şey yani sonuçta yani. Nedir bu kadar pahalı? Bir tane pahalı alıp paylaşsaydınız ya. Yok, yemekle alakalı anladım değil de öyle canım, bir baktık fiyatlara da. Mesela örnek verdik yani. Gerçekten geçişler açıcı değil, yarın ne olacağı belli değil. Ben tabii ki başımızdakileri de kabahat bulmuyorum belki ama ben şuradan dolayı çok rahatsız. Kim kabahat? Hayır, şöyle diyorum. Ha. Kabahat buluyorum da şöyle bulmuyorum. Muhtemelen insanları gösteriyorlar. Yollar dolu, arabaları gösteriyorlar. Trafik dolu. Anladın mı? Galiba güzel kardeşim. Galiba birileri yanlış anlatıyor. Yanlış anlatıyorlar diye şimdi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yani söyleyeyim. Bursa'dan örnek verelim. Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın nüfusu 4,5 milyon. Suriyeliler hariç kemiksiz. Evet. 4,5 milyon içerisinde 500 bin hali vakti yerinde olsa, 500 binden 1000 kişi alışveriş merkezlerine gitse, bu ekonominin doğru anlamına oldu, iyi olduğu anlamına mı muhtemelen, ya da yani falan çok olması. Muhtemelen ama dediğim gibi işte
çok kötü yani. Ben bundan sonra düzeleceğini pek zannetmiyorum. Kimi da. Kimi göreceksin belediye seçimlerinde? Ya o bende kalsın da. Kararını verdin mi? Kararımı verdim tabii ki. Biliyorum, adaylarımı biliyorum. Ama şu anda ülke çok kötü durumda. Ben farkındayım. Maalesef bu biraz kötü politikalar, biraz hani biz biliriz gibi olmakla, kimsenin işte desteğini almamakla, işte sen diyorsun ki ben işte bu malum partiden şikayetçiyim. Sen dinsizsin. Ya sen Müslümansan bana nasıl dinsiz diyebiliyorsun ya? Bize neler diyorlar bir bilsen var ya. Sen teröristsin. Ya ben hayatımda görmedim. Diyorum ki ben sana Kur'an'dan ayet sorayım diyorum. Kaçıyor. Müslümanlıkta. Gelineği şehadet biliyor, getirebiliyor musun yani, dedim adam. Elhamdülillah Müslümanım dedim, getiremedi. Müslümanlıkta yani böyle. Müslümanlıkta ben onu sevmiyorsam sen bana dinsiz diyemezsin. Ya ben herkesin dini kendine. O çok günah, çok kötü bir şey. En başta kul hakkında buradan giriyoruz yani. Ne teröristliği kalıyor, ne dinsizliği kalıyor, ne vatan hainliği kalıyor. Ne hainliği ya, ne vatan diye biz böyle şey görmedik, yaşamadık çocukluğumuzdan beri. Ben böyle bir şey görmedim yani. Sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi oy verdim dedin. Oy verdiğin için kendini suçlu çünkü yaşananlar. Suçlu hissediyorum. Hissediyor musun? Şöyle hissediyorum. Belki biz oy verdik, bazen bu oy verdiğimiz için bunlar biraz daha ne oldu? Daha çok canlar yandı, daha çok ocaklar söndü, daha çok intiharlar oldu, daha çok ağlananlar, feryatlar çıktı. Bunda oy verdiğin zaman ben seni destekliyorum, arkandayım. Hani bir tetikçi tutarsın da onu arkasından dersin git şunu vur. Cezasını sen de alırsın, vuran da alır. Aynı muhabbet. Şunu dedik işte, biz sana oy veriyoruz, yetki sende. Kır, dök, ağlat, ne yaparsan yap. Buna döndü. Ben kimsenin vebaline girmek istemiyorum. Bu arada oy verdim derken bu 15 sene öncesi verdim. Anladım canım. Ondan ya yok sonuçta da. Verdin ama sonuçta. Bir iki kez vermiştim. Bu yükselmesinde katkın olmuş. Katkımız o zaman oldu. Şimdi ama. Bugün, Sayın Erdoğan bugündü zannedersen, videolarda gördünüz mü bilmiyorum, bir konuşma yapıyordu bir yerde. Bu karizma halis mi reis? Görüyorsunuz işte karşınızdayım. Karizma desen var, icraat desen var. Bu mu yani bizim o ülkemizin sorunu, karizmatik olup olmama durumu? Şimdi şöyle söyleyeyim, önceden siyasetçiler televizyonlarda çıkarlardı. 5-6 siyasetçi konuşurlardı, tartışırlardı. Biz bunu görmek istiyoruz. Buna da gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Gelmiyorlar. Yani bilmiyorum ama ona da gelmiyorlar. Hatırlarsınız Mesut Yılmaz, Tansu Çiller bir ara çıkarlardı. 90'lı yıllarda falan tartışırlardı. Her şey şeffaftı yani. Her şeyi bilirdik. Neyden çekiniyor olabilirler? Vallahi herhalde bilmiyorum. Artık orasını söylemeyeyim de biraz güvensizlik diyeyim kendi aralarında. Aynı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama kararsız olma. Karar ver. Sorayım mı ablacığım? Aynen. Kolay gelsin. Sorayım mı ablacığım? Gel. Gidişatı soruyorum. Dolar 32 lirayı gördü bugün. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Biraz daha fakirleştik. Evet. Ne güzel değil mi? Bizim fakir olmak çok güzel. Bizim ya. Devletimiz bizi kalkındırmak yerine dibe vurduruyor. Gitgide bu insanlar ne yapacağım diye düşünüyor yani. Herkes kendi cebini düşünürse yarın öbür gün millet dışarıda açım diye bağırmaya başlayacak. Bağırıyorlar zaten. Yani. Ama onlara da inanmıyorlar. Aç yok diyorlar. Aç yok diye bir şey yok. İnsanlar sadece kendince bencil olmayıp da kendini düşünmeyecek. Sadece kendini düşünen devlet olmayacak. Önce halk. Biz yoksak, halk olmazsa yani baş zaten olmaz. Unsurlar, baş olmaz bizleriz. Yani. Biz bugün ona oy verdikse o da bizi bu durumlara düşürmeye mecbur değil yani. Sen oy verdin mi? Evet. Evet verdim. AK Parti'ye oy verdim. Pişman değilim. Çünkü bu zaman evet değilim. Bugüne kadar bizi bu safhalara getiren tek oydu. Ama bu saatten sonra da insanları sefalet aşağı bırakacağına inanmıyorum yani. Tekrar bir şekilde devam mı vereceksin? Oy verme konusunda henüz kararsızım. Sen de mi kararsızsın? Evet, daha ne yaşarsın o karar vermek için? Henüz ya. Kararsızım. Çünkü diyorum ya, bu zamana kadar başa gelenlerden ilk tek kişi olarak o bizi buralara getirebildi. Ama verdiği yere sözlerin aldığı, verdiği sözlerin hepsini tuttu. Ama bu saatten sonra da vardı mutlaka onun gene bir düşüncesi. 2002 durumuna geldik ama şu anda. Daha da kötü olduğu ya, söyleniyor. 2002'de evet, almış diye evet, ülkeyi. Aynı evet. Duruma geldik şu anda. Belki de daha kötüyüz. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Çalışıyor musun? Evet, çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Gelirim. Gelirim eşim. Eşim eşimden çalışıyor. Dolayı, ne kadar evet. Alıyor? Eşim kendisi 24 milyar alıyor. 24 bin lira alıyor. Kendi evet. Eviniz mi? Yok, kira. Kira. Ne evet. Kadar kira? 4500. Kira fena değilmiş. Evet. Valla Allah kolaylık versin ama kararsız olmayın bence, karar verin artık. Yani. Karar vermemiz için şu son yaşananlara bakmamız gerekiyor. Tamam işte, artık her şey ortada değil mi ablacığım? Her şey ortada değil. Olsa da diyorum, mi? Diyorum ya. Cebimizdeki para eridi ya mi? Ya hamdolsun şu ana kadar tamam erittik ama mutlaka inanıyorum onun vardır bir, onun evet vardır mutlaka bir düşüncesi. Bu devlet boşuna ona oy vermedi yani. Hı. Zannetmiyorum. Peki.
Demek ki bir bildiği varmış Sayın Erdoğan'ın. Görelim bakalım ya. Görelim, Mayıs'tan önce de şey, Mayıs seçimlerinden önce diyordu. Bekleyelim bence. Mayıs'tan önce Haziran Mayıs yaptık ya seçim, Mayıs evet. Haziran. Evet. Ondan sonra da aynı şeyleri söylüyordu ama bir şey düzelmedi. Düzelecek inşallah. İnşallah. İnanıyorum. Peki. İnşallah düzelecek. Peki, teşekkür ederim. Sorayım mı ablalar size? Bu kadar salağın yaşadığı bir memlekette... Bir daha söyle, bir daha. Bu kadar salağın yaşadığı bir memlekette ben bir şey konuşmak istemiyorum. Ablacığım, tımarhaneye döndük. Evet, tımarhane hala kararsız millet ya. Ama hala kararsızım ya. Diyor, evet. Neyin kararsızı ya? Vallahi yıllardır ya. Kararsızlar. Bunlar akılsız. Ama daha yeni Mayıs'ta dedi Erdoğan, her şeyi düzelteceğim dedi. Bir sene geçmedi ya. Bir sene geçmedi. Hala kararsızım diyor. Bırak ekmek kafalı. Kararsız değil diyor, akılsız diyor. Öyle mi? Ha. Evet, akılsız sandım bunlar. Zaten ya. bunlar için kendimi üzmüyorum artık. Ben çok üzüldüm. Bu sene dedim. Ne? Verdin mi sen de? Daha önce verdin mi? Hayatta vermedim. Niye ya. Vermedin be? Adamın tipine bak ya. Niye? Bir dakika. Bugün sen yaptığı konuşmayı dinlemedin. Karizma diyor, kendini gösteriyor. Karizma. Ben karizmatik diyor. Sana karizma bir şey söyleyeyim mi? Bunlar adamın kılığına, kıyafetine, şeyine. Bunlar adam görmemiş de onun için konuşuyorlar, boş kim, ver. Kim adam kim? Adam mı? Hı-hı. Adam yok Türkiye'de yok ki. Yok ya, vardı canım yani. Mustafa Kemal Atatürk bize emanet etti. Ha, onu saymıyorum, onu saymıyorum. Yani eskiden bir sürü siyasetçileri eleştiriyorduk şey, ama onları şey. Mumla arıyoruz. Bu kadınların evinde adamı olmadığı için böyle konuşuyorlar. Ben toparlayamadım. Anladım. Ha, onun için adamın neresi oluyorlar ki? Cariyesi olmaya razılar, daha ne diyeyim sana? Bırak, nefret ediyorum bu milletten. Siz abla? Fakirleştik. Farkında mısınız? Evet. Farkındasınız değil mi? Bugün biraz daha fakirleştik. 32 lira gördü ya. Altın kaç lira olmuş biliyor musun? Abla altın. Diyor ki demin bir tanesi diyor ki, ya diyor ben diyor dolarla maaş almıyorum. Ya dedim ki üzerindeki giydiğin her şey dolar endeksli. Giydiğin ekmek bunu de dolar. Bunu idrak edemiyorlar. Her şey çıkıyor. Onun farkında. Her şey günden güne çıkıyor. Onun farkında değiller. Sizler karar verdiniz değil mi kime oy vereceksiniz belediye seçimine? Ben kararlıyım ya. Sen? Benim yanımdaki de kararlı. Ben de kararlıyım. Kararlısınız. Yani kime vereceğinizi biliyorsunuz. Biz kararsızlar aynı yerde oturmayız. Tamam, teşekkür ederim. Pahalı ama ne yapacaksın ayol? Pahalı ayağı. Peki nasıl geçinebiliyorsun? Emekli misin? Emekliyim. Maaş ne kadar alıyorsun? 1000 lira, 10 lira. 10 lira, 10 lira yetiyor mu? 10 lira. Yetmiyor ama. Yetmiyor ama ne yapacaksın? Yetmiyor. Kime yetiyor? Başbakan verecek ki biraz bakalım. Verecek mi? İnşallah. Sen oy verdin mi? Daha önce oy verdin mi? Verdik ya. Pişman mısın yoksa? Galiba biraz. Oğlum öteki geleneği olacak mı bakalım? Bilmiyoruz ki. Allah biliyor onu. Tabii Allah, işte denemek lazım arada. İnşallah. Bakalım bu sefer deneyeceğiz. Ha, deneyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim bir sefer. Şimdi söz vermişti Erdoğan seçimden önce. Ben şimdi benim adam öldü. Allah bir sene emekli parasını aldı, adam öldü. Ha, hayrını göremedi. Göremedi hiç. Allah. 15 sene oluyor benim adam. Hadi araba da gitti. Ha, deli. Ondan sonra adam da öldü. Adam öldü, benim adamın parasını 3500 lira para veriyor. Ben kendim emekliyim ama. Ha, sen emeklisin, bir de üzerine 3000 lira alıyor. Adamdan. Adamın parasını. Hayır canım, bu benimki 10 lira. Ha, 13'te oradan. Öteki 3,5. 3'te oradan alıyor. 3'te oradan alıyor. Bereket versin. Bunu alamayan var. Ya. Şükretmek lazım. Şükür ama diyorsun ki biraz değiştirelim. Aman ben kayırmıyorum. Çoluğumuza, çocuğumuza, onlara kayırıyorum ben. Vallahi biz yemesez de bir dilim salçayı süreriz, ekmeği yeriz. Ama çocuklar ne olacak? Okula gidiyorlar. İstanbul'da okuyor torunlar. 65 yaş üzerindeki emeklilerden Erdoğan vermiş olduğu 10 bin lira maaşın 5 bin lirasını geri alacakmış. Öyle mi? Sıkı mağası. Yok adamdan... trolluyor seni. Ya ben, daha 5 lira verecek ki 4 lira. Verecek mi? Yok 3 lira dedi, 3 lira verecek. Ha, 3 lira verecek. Tamam 5. Ondan biz gal doyarız da. Gal yita o. Geri ver ona be. Sarayda, alsın onu da. Sarayda masrafı çok olur. Tabii. Geri ver bence. Versin torunlarına yedirsin o 3 lirayı. Değil mi? Ya sadaka tabii. Gibi. Hadi görüşürüz. Hadi sağ olasın. ekonomi sorma dedin ama. Evet. Dolar bugün 32 lirayı gördü güzelim. Evet. Ekonomi çok. Sizin yani dolarınız var mı? Yok, dolarımız yok. Niye yok? Biz fakiriz. Siz maaşınızı dolarla almıyor musunuz? Fakiriz abi. Yok. Fakir misiniz? Evet. Fakir diyorsun ama hız mı takmışsın? Bir sürü şeyler. Bak, kolyem var, ağzım var, saçım kolye var, dişim var. Kolyonun. Senin. Niye aldın kızın kolyesini? Abi bunun yüzünden hep. Ne olacak güzelim? Umudunuz var mı? Umudumuz yok abi. Hayat çöp. Hayat? Çöp. Çöp. Evet. Ekonomi de yüksek belki falan yani. Belki kurtarırım abi hani. Nereye? Kurtarırım belki. Nasıl kurtaracaksın? Buradan yurt dışı. Evet yani. Ya açlık düşünüyorum. Hani ilerlersem.
Ne okuyorsunuz? Aşçılık. Aşçılık okuyorsunuz? Evet. E tamam o zaman. Güzel aşçı olursanız dünyanın her tarafında iş bulabilirsiniz. İşte onu düşünüyorum. Evet. Olabilirse. Ama ben okuyamayacağım gibi gözüküyor. Niye? Kalıyor. Kalacağım galiba. Yok. Yok koca yok. Koca yok. Koca yok, koca yok. Kariyer önemli. Evlilik daha sonra. Kariyer önemli. Önce kariyer. Ondan sonra koca. Kariyer yaparım, çocuk da yaparım diyordu ya şey. Evet. Çocuk da yaparım. Kariyerde. Evet. Müge Anlı mı? Değil değil ya şarkı. Neydi o şarkıcı? Neyse unuttum aklımda değil ya. Nil. Nil değil miydi ya ismi unuttum. Nil İbrahim. Galiba evet öyle bir şeydi. O diyordu kariyer de yaparım, çocuk da yaparım falan diyordu galiba. İlk okuyacağız ondan sonra tamam, evlenince. Dikkat edin kendinize. Kariyer. Oy kullanamayacaksınız ama aileleriniz kimi destekliyor? Zamanı gelsin oy kullanacağız. Aileleriniz kimi destekliyor? Ya AK Parti ama yani ben bana kalsa hiçbirini seçme, hiçbir başa geçmemeli. AK Parti'yi mi destekliyor? Evet maalesef. Sizi düşünmüyorlar demek. Abi benimkinin 7 sülalem AK Parti'de. 7 sülalem? Evet. Onları ikna edemiyorsunuz. Evet. Ama anladığım kadarıyla siz pek sevmiyorsunuz. CHP tarafıyım ben. Şey etmiyorum. İkisi de başa geçmiyor. Evet. Ben de röportajlarımı artık Tımarhane'de bugün diye yapıyorum. Tımarhane'de bugün ne var ne yok siz takip ediyor musunuz? Nedir durum Tımarhane'de? Vallahi bilmiyorum. Dolar yükseldi. Dolar evet. Hep yükseliyor zaten. Yükseliyor. Yani bugün 32 lirayı gördü. Rekor. Tarihinin rekoru. Maşallah. En yüksek dönemi. Siz dolarla maaş almıyor musunuz babanız Yok. Falan? Benim niye? Babam alıyor. Baban dolarla alıyor. Oo o zaman tamam. Sizin tuzunuz o zaman kurumuş. Nasıl görüyorsunuz geleceği? Geleceği göremiyoruz. Niye? Yani ekonomi çok kötü. Benzin mesela kaç olmuştu en son? 43 küsür falan yok, geçmişti. Arabası olan düşünsün. Öyle diyorlar ya. Ben artık arabası olan insan da metroyla yani gitmeye gelmeye başladı. Ya ekonomi arabaları çok kötü. Park ettiler. Aynen öyle. Ekonomi çok kötü. Öyle. Bak, mesela az önceki kızlarla görüştüm. Onlar dediler ki biz yurt dışını düşünüyoruz. Siz aynı okulda mı okuyorsunuz? Yok. Siz ne okuyorsunuz? Ben Anadolu'da okuyorum. Polislik için polislik, hazırlanıyorum. Polislik. O zaman sizin yurt dışı hayaliniz yok. Yok ben milli sporcuyum. Yurt dışına çıkabiliyorum. Ne karate. Sporu? Karate. Milli sporcusun. Evet. He. Peki şu milli sporcu olarak sen sağlıklı beslenebiliyor musun? Gerekli gıdaları alabiliyor musun? Bilmiyorum. Babanın belki durumu iyi olabilir ama. Ya alabiliyorum. Benlik sıkıntı yok ama diğer arkadaşlarım o şekilde değil. İyi. Yani ben şanslıyım diyorsun. Hadi bakalım. Ne şampiyonluğun var? Türkiye şampiyonluğu var. Balkan'da üçüncü olduğum var. Yurt dışı. Sen? Benim yok. Sen kanka takılıyorsun. Aynen. Tamam teşekkür destek ederim. Destek veriyorum. Rica ederiz. Dikkat edin kendinize. Hangi kanal abi? Sokaktaki adam. Ne olacaksa tam. Zam ama. Pahalılık. Tamam. Ekonomi. Milli paramız Türk lirası erimeye devam ediyor. Dolar 32 lirayı gördü bugün. Benim işime yarıyor. Niye? Ben Amerika'da yaşıyorum. Oo bir dakika ablamız Amerika'da yaşıyor. Dur abla. Ay yok. Dur. Benim teyzem de Amerika'da yaşıyor. AK Partili Erdoğan'a tapıyor. Bak teyzem. Nasıl biliyor musun? Öyle çıldırıyor Erdoğan tabii. İçin. Dedim ki teyzeme. Teyzem tabii sevineceksin. Dolar yükseliyor senin keyfin yerinde. Herhalde. Peki ama şimdi ablacığım sen de Amerika'da yaşıyorsun. Senin keyfin yerinde de bize ne olacak? Biz ne yapalım? Siz vallahi maf durumdasınız. He? Allah yardımcınız olsun. Yani ben burada olsam hayatta geçinemem. Niye mümkün değil. Geçinemez. Aldığı 10 bin lirayla ne yapabilir insanlar ya? Değil mi ya? Ev kirası olmuş 15 bin lira. Şimdi şöyle bir şey soracağım ablacığım. Sen emekli misin orada çalışıyor musun? Ben emekliyim. Emekli ama misin? Oradan emekli değil buradan emekli. Buradan ne kadar 10 lira alıyorsun? 10 lira alıyorum. Amerika'dan gelirin nedir? Oraya göre ortalama? İşte iki orayı boş ver canım. Bir dakika kıyaslama yapacağım. Hayır hiç kıyaslama. Mukayese bile kıyaslama. Kabul etmez yani. Ne kadar alıyorsun ablacığım söyle boş ya. Ver, boş kaç ver. Kaç dolar alıyorsun abi? Kaç milyon dolar? Boş ver. Alıyor mu bu kadar? 4 bin dolar alıyor mu? Boş ver. Oraları karıştırma. Ya bir dakika. Abla diyor ki o kadar söylersen moraliniz bozulur diyor. Moralimiz bozulur. Evet moraliniz çok bozulur yazık yani. Ben insanlara çok üzülüyorum. Kaç tane arabanız var? Burada hiç yok. Orada. Orada sen ne bakıyorsun orada. Kaç tane araban var senin? Benim iki tane. İki tane eşinin? Tabii. Hayır eşim yok benim. Ben çocuklu tabii. Çocuk oğlumla beraber kalıyorum. Oğlunla beraber kalıyorsun. İki tane arabanız var sizin evde. Çocuklarının ayrı mı? Ayrı canım onları. Bir dakika. Tabii. Bir saniye senin iki tane araba, çocukların da ayrı. Benim bir tane, onların iki tane, üç tane araba var. Toplam üç tane. Galeri gibi. Üç tane. Tabii üstelik Tesla mesela. Oo Tesla. Burada alamazsın. Orada. Biz burada bir ay, sen bir ay çalışıp bir araba alabiliyor musun orada ortalama? Alırsın tabii. Tabii alırsın. Ay, ortalama bir araba alırsın. Alırsın tabii. Biz buradan alabilir miyiz? Hayatta alamazsın. Alamazsın mümkün değil. Nerede? Amerikalı ablamız arkadaşlar. Ya. Ablamız Amerikalı. Ama yani hiç. Amerika derken Amerika'da yaşıyorsun. Hangi eyalet, hangi şehir? San Diego'da, Orlando'da, kızım biri San Francisco'da. Hepimiz bölündük. Bölündük.
Ama yazık burada insanlar... Ne iş yapıyorsun orada ablacığım? Hala AK Parti'yi destekliyorlar. Dedim ya teyzem işte benim Amerika'da yaşıyor teyzem. Amerika'da yaşayan topuyor, tabii destekler. Topuyor. Dolar olmuş kaç lira almış başına gidiyor. Ve onu bırak da Trump ne olacak? Sizde orada da Biden vallahi var. Sizde Biden de iki manyak hiç sorma. Var. Sizde de iki manyak al var. Al birini vur birine. Sen kime oy vereceksin orada? Oy kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii. Ne vereceksin? Trump mı? Biden vallahi mı? Biden'a verdik ama bu şimdi Biden düşünün. Da ayrı bir manyak ya. Yürüyemiyor. Hepsi öyle. Birbirinden şey. Neyse. Reis Trump'ı seviyor. Araları iyi reis. Tabii tabii. İkisi aynı kafada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sorayım mı abicim? Dolar. Ne? 32 lira oldu 1 dolar. Abi 32 lira olmuş. Ay başına kadar. Çıkar o bakayım. Da artışını göstereyim. Bu ay başına kadar. Bu kadar kaldı. Bu kadar kaldı. Ay başına kadar ona artık bu. Eridi o biraz daha eridi bugün. Kalmadı ki şey. Allah ben ne diyeyim artık bir şey diyemiyorum. Emeklinin canını okudular. Canını. İşçinin okudular. Asgari ücretleri canını okudular. Allah belalarını versin. O kadar diyorum. Kimi verdi? Bir dakika dur. Peki oy verdin mi sen daha önce bunlara? Bir sefer verdim. Bir ilk geldiğinde. Pişmansın. Pişmanım. Oy verdim. Evet. Yani bu yaşananlarda senin de payın var. 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 Şimdi kime vereceğim belediye seçimlerinde? Kimi olacak? Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Mustafa Bozbey'e vereceğim evet. Belediyede. Tamam. Allah kolaylık versin abi. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ya bugün 1 dolar 32 lirayı gördü abi. Doğru, 35 lira şu anda. Euro 35, Euro 35 lira, dolar 32 lira. Dolar 32 lira. Biraz daha fakirleştik bugün, hamdolsun, çok şükür, elhamdülillah. Elhamdülillah, iyi gidiyoruz. Yapacak gidiyorsun. Ne yapalım? Artık tırlatmaya gel başladık diyorsun yani. Tırlatsak ne yapalım, elimizde ne geliyor ki? Yok. Yani elbette ki elimizden seçimlerde geliyor. Gidip oy kullanıyoruz. Tamam oyumuzu kullanacağız. Bir seçim, bir önceki seçim kullandın. Bir önceki seçim... Her şey iyi olacak demişti Sayın Dünya Lideri. Ama şimdi ne diyorum? Nisan'dan sonra her şey iyi olacak. Seçimi kazansın. Gene mi olacak? Her şey iyi olacak. İnanıyor musun? Biz böyle inanıyoruz. İnanıyor musun hakikaten? Vallahi bizi böyle kandırıyorlar. Halk seviyor ve seçiyor. Halk seviyor, seviyor ve seçiyor. Seviyor ve seçiyor. Seçiyor. Sen seviyor mu? Sevmiyorum. Sevmiyor. Yenge seviyor galiba. Yok ben. He. Ama onlar da beraberler. Olsun. Onlar da beraberler değil mi? O yapacak bir şey yok. O başka yönden ben başka yönden öyle. Tartışmıyorsunuz. Yok niye tartışıyorsunuz? Belediye seçimleri var. Kime vereceksin abla? Belediye seçimleri... Adayları biliyor musun? Evet. Kime vereceksin? Biliyorum. Ali Nur'a. Ali Nur'a vereceksin. Evet. Memnun musun yani? Evet. Sen? Ben şu anda kararsız... Sen de mi kararlı? Daha kararlı olmak için ne yapmak, ne olsun? Bekliyorum, bekliyorum. Ya. Bakalım işte aklımda çok güzel şeyler geçiyor. Biliyorsun adayları. Biliyorum. Şehir Nilüfer Belediyesi'nin eski başkanı. Biliyorum. Mevcut başkan. Mustafa Bozbey. Biliyorum, bakacağız. Karar vereceğim. Karar vereceğim, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, saygılar, teşekkürler. Ne vallahi diyorsun? Sandık başına gittiğinde o insanlar yine verecekler. 20 sene oy verdim, 20 sene. Peki ne oldu da uyandın? Uyandım, kendime geldim. O kadar öfkeliyim ki resmen emekliyle alay ediyor. Emekliyi hiçe sayıyor. Gidiyor işte. Gidiyor, para gidiyor. Nereye gidiyor? Oy verecek misin seçimlerde? Allah bilir, vermeyeceğim hiçbirine. Vermeyeceğim. Daha önce verdin mi? Verdim, hayrını görmedim hiçbirine. Geçmiş gibi. Uyandın yani. Uyandım artık. Günaydın sana. Artık vermem. Tımarhanede kendime geldim diyorsun. Bugün kardeşim meyhanede içerken, o da diyor kalbim temiz. Beş vakit namaz kılıyor, o da temiz mi sence? O da temiz değil yani, abi. Oy verdin mi daha önce akbar? Verdim. Şimdi düşünüyor musun vermeye? Devam. Ben düşünüyorum. Hala devam. Hala devam. Protein yok, düşünemiyoruz. Kuzu gibiyiz, koyun gibiyiz.